Şimdi bölme yapılmış, kalanlı bölme. Bu şekilde verilmiş. Biz istersek bu bölme işlemini şöyle ifade edebiliriz. 1A 6 sayısı eşittir. 6 çarpı 2A, 2 basamaklı sayısı, artı 2 gibi düşünebiliriz. Sonra çözümleme yoluna gideriz. Şu biraz küçülteyim. Buradaki sayı 100. İstersek 106 da diyebiliriz aslında direkt. 100 artı 10A artı 6 eşittir şurası. 6 çarpı, burası 20 artı A sayısı artı 2. Şu ikisini topluyorum. 10A artı 106 eşittir. 6'yı dağıtalım içeri. Şöyle. Şöyle. 6 çarpı 20, 120. Sonra artı 6A artı 2. Bu 6A'yı sola doğru yolluyorum. Buradaki 106'yı da sağa doğru yolluyorum. Şimdi 10A'dan 6A çıkıyor. 4A eşittir. 120'den 106'yı çıkarırsak 14. 2 de burada. 16. 4A 16 ise bizim A sayımız 4 olmak zorunda. Sayımız 4'tür.